Bahar Kılınç da aynı konuda bir başka inisiyatifin başlatıcısı. Kadına şiddete karşı Müslümanlar inisiyatifi. Değil evet. mi? Tarifleri şöyle. Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik İslami bir söylem ve perspektif geliştirmek amacıyla diye devam ediyor. Emel Armutçu'yu dinledik şimdi. O hani başörtülü kadınlarla ilişkide bazı hani istediğimiz gelişmeyi sağlayamadık dedi vaktiyle. Şimdi nedir durum? Yani siz çok büyük bir inisiyatif değil bu ama çok kıymetli bir inisiyatif. Şimdi nedir? Sizin bu kadın hareketi ekosistemindeki yeriniz nedir? Orada nasıl yürüyorsunuz? Şöyle 2013 Mayıs'ta kuruldu inisiyatif. Amacı az önce de sizin söylediğiniz gibi İslami perspektiften kadın mücadelesine bakış atmaktı, bir şeyler yapmaktı. Kurulduğu zaman kadın veya erkek gibi bir ayrım yoktu. Yalnızca Müslüman insanlara çağrı yapıyordu. Fakat Müslüman erkeklerin talepsizliğinden, az talebinden dolayı biz kadınlar olarak yine birbirimize kaldık ve bu şekilde devam ediyoruz. Bunca zaman içerisinde sığınma evi kampanyası gerçekleştirdik. Nüfusu 100 binden daha fazla olan her ilçeye her ile bir sığınma evi gerekiyor diye düzenledik. Fakat çok devam ettiremedik. Bu sene tekrar onu canlandırmayı planlıyoruz. Onun dışında İslam ve erkek ve aile diye bir konferans düzenlemiştik bu yakın zamanda. O geliyor aklıma. Ve başka çalışmalarımız, Suriyeli göçmen kadınlar için onlara yapılanlara dair bir basın açıklamamız olmuştu. Özge Can için gıyabi cenaze namazımız olmuştu. Onun için çok ayrı tepkiler gelmişti. Ben sizi ondan hatırlıyorum yani. Siz olduğunuzu bilmiyorum ama öyle bir etkinlik hatırlıyorum. Ve açıkçası hani o tepkiler meselesinden gidebilir miyiz bir yerlere? Bizim bu konferans bağlamında. O tepkiler çok ilginçti. Onlar eylemden sanırım bir hafta sonra, yani hemen sonra gelmemişti. Onu da hatırlıyorum. Şaşırmıştım yani hani ne olduğunu anlayamamıştım tam olarak. Ne yaptık da tepki? Allah Allah biz niye yine küfür yiyoruz gibi anlamaya çalışıyordum ve şeyi fark ettim. Namaz küfür kimden geliyordu? Garipsemişler. Ha Müslüman alemden mi geliyor? Ekosistemden. Yani şöyle fotoğraflarda şu şekilde. Aynı yerlerde, eşit saflarda, kadınlar bu tarafta, erkekler bu tarafta, önde bir imam. Biz bu şekilde namaz kıldık. Ellerimizde daha sonrasında pankartlar vardı. Onlar bizi fotoğrafın açısından dolayı sanırım karışık namaz kılıyoruz sanmışlar ki cenaze namazları aslında karışık da kılınabilir aslında. En azından Erbakan'ın cenaze namazında gayet karışıklı insanlar kılarken. Bunun üzerinden bayağı hani hatta bir sosyal medyada bir şey hazırlanmıştı, fotoğraf hazırlanmıştı. Allah kabul etsin, işte etmez ama gibisinden. Hani bizim namazımıza bile şey yapıldı yani, hani bizim namazımızın bile kabul edilirliği sorgulandı. O ötekileştirme tabii, net bir öteki. Kim yaptı bunu? Bunu yapanlar... Namaz kılmayı sizden daha iyi bildiğini Müslüman camia diyebilirsek eğer, yani muhafazakar camia diyebilirsek eğer, muhafazakar camia yaptı evet. Çoğunlukla buradan geldi. Peki bu ilginç tabii. Bu hareketin toplamı Müslüman camiadan sizin deyiminizle tepki görüyor mu? Yani elinin hamuruyla ne bu işe karışıyorsun? Müslümanlar yapmaz bunu. Sen git kendi işine bak falan. Yani bunlar bizim her toplumsal katmanda erkeklerin söylediği laflar aslında. Yani onun Müslümanca... Yani çeşitli tepkiler var. Mesela feminist misiniz siz? Gibi tepkiler var. Ne diyorsunuz o zaman? Feminist olanlar var, feminist olmayanlar var. Ben kendime feminist diyorum. Kendine feminist demeyen arkadaşlarım da var. İnisiyatif olarak feminist miyiz? Yani kadın hakları mücadelesi vermek bizi önyargılı bir toplumda feminist olmaya itiyorsa bunun açıkçası bir sakıncası yok benim adıma. Tutup da işte feminist olmadığımızı ispatlamaya çalışmamız çok anlamsız olur belki. Yani insana Müslümanlıktan başka, bir Müslümana Müslümanlıktan başka isim gerekmez. Bu yüzden kadına şiddete karşı Müslümanlar ne demek? Zaten Müslümanlar kadına şiddete karşı değil mi der. Ama sokakta şiddete uğrayan bir kadın görse kesinlikle müdahale etmez. Çünkü aile kurumu onun için kutsaldır. Aile kurumunun için asla giremez. Şimdi böyle bir
çelişkili bir zihniyet olduğu zaman sözünü nasıl anlatabileceği konusunda kafa karışıyor. Fakat bu her zaman böyle de olmaz. Yani şunu söyleyeyim, bizim çok güzel tepkiler aldığımız da olmuştur. Yani Müslüman camiada çeşitli yerlerden yaptığımız şeyler adına. Müslüman camiada zaten tepki bütün değil, çok homojen değil, oldukça heterojen oluyor. Çeşitli tepkilerle ilerliyoruz. Yani güzel tepkiler aldığımız kadar olumsuz tepkiler de alıyoruz. Şimdi bu girişimi başlattığınızda sanki sadece Müslüman muhafazakar erkekler kadın şiddeti, kadına şiddet uyguluyormuş gibi bir algı yaratmaktan korkmadınız mı? Korkmadık çünkü neden öyle anlaşılsın? Yani Türkiye'deki cemaatçilik ve bakış açısının belli gruplarda gibi grubumuzu koruyalım mantığı açısından oluşabilir. Yani bunun şimdi, gibi bir hakemlere laf söylediğinizde hakemler bir yani herkes Türkiye'de kendi grubuna laf söylenmesine tepki gösteriyor. Ya sosyalist feministler kolektifinin varlığı sosyalist erkekler şiddet uyguluyor mu sorusunu eğer akla getirmiyorsa sosyalist feministler kendi ideolojilerin içerisinde bir hat açmayı planlıyorlarsa bu benim eleştirim değil yanlış anlamayın yani öyle tepki tabii, geldi. Tabii anlıyorum ama hani mesela ben böyle soruları daha önce de duydum açıkçası o yüzden hani her seferinde bana garip gelmiştir acaba neden böyle anlaşılıyor diye. Bu şekilde Müslümanların da hani bizim de bu ismi almamızın sebebi bu. Bu camia içerisinde bir hat açmak yani buradan bir şahitlik yapmak, buradan bir ses çıkarmak. Çünkü ben yalnızca KŞK medya örgütü değilim. Bizim içimizde de yalnızca KŞK medya örgütü olmayan insanlar var. Biz başka yerlerde de devam ettirmeye çalışıyoruz mücadeleyi. Ama bir de buradan götürmeye, buradan bir ses vermeye çalışıyoruz. Peki benzer amaca dönük olarak çalışan seküler kadınlarla işbirliğinin düzeyi, kalitesi, derinliği nedir ya da var mı? Ya barış için kadınlar da çoğunlukla var olmaya çalışıyoruz. Orada karışık bir oluşum. Seküler feministler de var orada. Bizim bu konuda yani seküler feministlerle bir arada olamayız gibi bir prensibimiz yok. Yalnızca enerji düşüklüğü sebebiyle yani grubun enerji azlığı sebebiyle bazen her işe koşamayabiliyor. Ya da kendi ortaya çıkardığımız kampanyayı daha çok onun üzerine uğraşalım derken başka bir şeye enerji ayıramayabiliyoruz bazen. Evet. Çünkü sonuçta şey küçük bir grupsunuz. Onu da yani küçük yani. Nüve ve de bence de aslında desteklenmesi gereken bir konu ve burada bu konularla ilgili bir sürü dostumuz var. Bu hareketin bir şekilde güçlendirilmesi gerek. Çünkü az önce çay molasında ilk geldiğinde Bahar Hanım konuştuk. Müslüman camiada bu konuda çok ciddi bir sorun var ve bir yandan da anladığım kadarıyla da bir ciddi red var. Bizde yok böyle bir şey diye. Yani seküler alemin, Türkiye'deki seküler kesimlerin bundan belki 10 yıl önceki durumu gibi. Yani bizde yok, aileye karışılmaz filan hikayesi çok yaygındı. Şimdi de yaygın ama 10 yıl önceye göre daha az yaygın diye düşünüyorum. Sizin peki bundan sonra kendinize uygun gördüğünüz yol ne? Yani yürüyeceksiniz. İslami, Müslüman camiaya dönük hareketinizde ne umuyorsunuz? Soru çok uzun oldu. Ne umuyorsunuz? Bundan sonra evet ne umuyorsunuz? Yani ne şekilde büyüyeceksiniz? Yani, büyümek istiyor musunuz? Etkinliğinizi nasıl arttıracaksınız? Çapımıza uygun davranmaya çalışıyoruz öncelikle. Elimizde yapmak istediklerimiz var. Mesela şu an emekçi kadınlarla birlikte sohbetler düzenlemek gibi bir amacımız var. Yani biz her zaman kendi tavrımızı, kendi duruşumuzu sürdürürken muhakkak bu camiayı da etkileyeceğiz. Yani o camiada da bir görünürlük sağlayacağız. Ama direkt hedeflediğimiz yani sene sonunda şu kadar insana, şu kadar şekilde sesimizi duyuracağız gibi çok sistemli bir amacımız olmasa da insanlarla kurduğumuz temaslar, iletişimler bunlar bizi bir yere götürecek de diye umuyoruz. Peki ne tür argümanlarla çıkıyorsunuz Müslüman camianın karşısına, içine? Yani nedir orada sizin temel yığınak noktanız? Yani bu Kur'an-ı Kerim'de yok, Hazreti Muhammed'in sünnetinde yok. Plan. Yani nedir oradaki hikaye? Nasıl ikna etmeye çalışıyorsunuz kadın konusunda duyarlılığa? Geleneksel İslam'ın erkek şiddetini meşrulaştırdığını düşünüyoruz. Geleneksel İslam dediğimiz birden fazla kaynaktan beslenen bir fıkıh. Bunun içine o toplumun içerisinde bulunduğu kültür de giriyor. Gelenek de giriyor.
o dönemin alim denilen insanların öne sürdüğü fetvalar da giriyor. Ve bunların verdiği bakış açısıyla Kur'an-ı Kerim yorumlamak da giriyor. Bunlar sonuçta ortaya çıkan şey bize göre ataerkil bir Müslümanlık. Biz çoğunlukla bunu ayıklayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yani hani esas olan öze ulaşma çabası yürütüyoruz. Motivasyonumuzu hali hazırda Kur'an'dan aldığımızı söylüyoruz zaten. Yani hani burada böyle bir şey yok. Hani Allah kadın da olsa erkek de olsa insana yaptığının karşılığını verir ayetinden yola çıkarak kadın erkek arasında bir ayrımcılık olmadığını söylüyoruz. Peki demiyorlar mı siz gencecik kadınlar Kur'an-ı Kerim'i bizim yorumumuzdan farklı bir yorumla nasıl yorumlayabiliyorsunuz? Haddinize mi? Yani tepki aldık dediniz ya başta. Tabii alıyoruz. Bu perspektiften miydi tepkiler? Yani yani gelen tepkiler çoğunlukla o geleneksel yorumların bizim düşündüğümüz kadar yanlış olmadığını söylemek şeklinde ilerliyor. Karşılıklı tartıştığımız zaman bir taraf tekfir edilme noktasına gelebiliyor zaten. ama sanırım bu biraz artık tartışarak, ya çünkü konuşmak kişinin kişilik hakları gibi bir şeydi. Hani artık insanlar egolarını ortaya koyarak tartışmaya başlıyorlar. İş yaparak ilerlediğimiz zaman, zaten kendimiz yaşayarak devam ettiğimiz zaman bunu ispatlayabileceğimizi düşünüyorum. Kendi hayatınızda bunu... Evet, kendi hayatımızda, çevremize değerek. Bir de şu, erkekler başta vardı sonradan çekildiler gibi bir gereken ya desteği alamadınız ya da... Çekildiler. Mı? Ya yanlış anlamış olabilirim. Öyle miydi, neydi? Şimdi ben KŞK'yı sonradan, hani ilk kurulduğu zaman dahil olmadım, sonrası da dahil oldum. Ama şeyi biliyorum, yani KŞK'yı, mesela bu en son yapılan büyük toplantıda, istişare toplantısında şunu konuşulduğunu biliyorum. Erkekler gelsin mi gelmesin mi dendiğini ve o sırada ya bizim o konuda çok bir çekimselliğimiz yok diyen de vardı. Hani erkekler gelebilir fakat gelme şeyinde bulunmadılar diyen de oldu. Hayır, biz kadınlar olarak devam ettirelim bu işi diyen de oldu. Ama başında kadın erkek ayrı bir platform değildi, onu biliyorum. Hedefi erkek davranışını değiştirmek değil mi? Hı-hı. Müslüman erkek. Onlarla bir şekilde ilişki kurmanın yolu ne olabilir? Var. Halihazırda var. Var. Yani istişare ekibi, iş yapan ekipte olmasa da bizim etrafımızda bana göre ataerkil kodlarından oldukça sıyrılabilmiş, bunu başarmış Müslüman erkekler bulunduğunu düşünüyorum. Destek alıyoruz, bazen yardımlarını beraber dayanışıyoruz. Evet, bu mümkün oluyor. Ama bunun dışında sanırım KŞK'nın sadece kadın olması iyi bir şey. Çünkü bana göre kendi sözünü üretme konusunda özne esas olmalı. Bu açıdan bence doğru ilerliyoruz. Peki özellikle bu İslam'ın yorumlanması, sizin demin söylediğiniz ayet-i kerime gibi. Hiç din adamlarından destek aradığınız oluyor mu? Ya da sizi destekleyen ilahiyat hocaları, hocası falan var mı? Yani böyle bir takım referanslar gerekebilir. Çünkü çok derin bir bilginin içinden bir takım şeyleri cımbızlayarak sizin olmayan bir takım haklar yarattığını söylenebilir. Çünkü bizim söylediğimiz şeyler de zaten çok derin bir bilgi, ayrı bir bilgi. Çok, yani uzun zamandır konuşulan, tartışılan, kaynaklı. Ama İslam olan... öyle bir şey ki birbiriyle çelişen hadisler de var. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda, hı-hı, değil de hadislerde birbiriyle çelişen bir sürü, evet, evet, şey var. Şimdi onu diyor ama aslında bu böyle dendiği zaman ben televizyon tartışmalarında en azından tekfirleşmeye giden bir takım şeyler görüyorum. Burada size destek verecek think tank seviyesinde bilgiye sahip bir din adamına ya da hocaya ihtiyaç duyuyor musunuz? Bizim çünkü sekülerlerin öyle bir davası yok. Yani seküler bir evrensel değer üstünden yürüyor. Siz bir inancın gövdesinden bir bilgiye dayanarak bu böyledir diyorsunuz. Evet. Biz argümanlarımızı oluştururken zaten belli kaynakları okuduk. Onu anlatın biraz. Tabii. Belli kaynakları okuduk. Bununla ilgili bizim hatta bir okuma şeyimiz de vardı, bir sitemiz de vardı. Siteye koymuştuk. Şu an isimleri ezbere bilmiyorum. Ancak açık okuyabilirim size. Ama bunun dışında mesela Hidayet Şefkatli, bir ilahiyat mezunu olarak bizim kendisiyle konuştuğumuz bir kadındı. Ve kendisiyle kadın hakları mücadelesi konusunda benzer şeyleri düşünüyoruz. Yani bu yolda öyle yalnız falan değiliz. Aslında bu uzun zamandır verilen, yani sadece kadın hakları, insan hakları konusunda uzun zamandır verilen bir mücadele.
yani işin fakihi boyutuna girersek, gerçek İslam nedir gibi içi artık boşaltılmış bir soruya gidersek biz eğer şeyden bahsedebiliriz. Zaten bir tartışması vardı, bu yeni bir şey değil. Yani dışarıdan gelen bir insanın bana bir çok şaşkınlıkla, sizden bahsetmiyorum, siz şu an konuşmayı açmak için soruyorsunuz ama çok şaşkınlıkla sormasını ben şaşkınlıkla karşılıyorum. Çünkü hani vardı, bakmamışsın, herhangi bir fikrin yok ve ben anlatırken çok alaycı karşılıyorsun ama var. Yapabileceğim bir şey yok. Bu tartışılıyordu zaten. Bu hep vardı. Hani gerçekten ciddi söylüyorum, çok eski, yani binli yıllardan bahsediyorum. Bak, bu tartışmaları hep o zamandan beri geliyordu. Hep bir ana akım İslam vardı ve onunla mücadele eden, onu aslında kurcalayan, onun öyle olmadığını isteyen, bir değişim isteyen bir damar. Evet, taban vardı. Hani bir sınıf vardı. Bunlar hep birbirleri mücadele içerisinde oldular ve bu zamana kadar geldiler. Peki. Sorusu olan var mı? Var. Çok soru var burada. 1, 2, 3. Mikrofona alalım da kaydolsun. Ne yapayım? Think Tank düzeyinde bir yardım alındı mı diye bir soru yönelttiniz. Şimdi sorunun muhatabı ben olsaydım ne düşünürdüm, ne hissederdim diye kendi kendimi bir süzgeçten geçirdim. Hatta örnek olarak da seküler kesim evrensel değerlerden yola çıkıyor diye bir saptama yaptınız. Müslümanlığın da kendi iddiası evrensel değerleri içermiş olmasıdır. Dolayısıyla bir hoca efendiden bir think tank görüşü alınması çok da gerekli olduğu kanaatine değilim. Onun nedeni şuydu, izninizle. Ben sizi anladım ama arkadaşımıza katkı yapmak bakımına. Teşekkür ederim. Benim dediğim şuydu. Seküler hareket bir kitaptan, kutsal bir kitaptan ve onunla bağlantılı bir inanç dizgesinden destek almıyor. Ve bu İslam dediğimiz hepimizin bir şekilde ilgili olduğu düşünce sistematiğinin içinde yani kirlenmişi var, temizi var, hadisi var, hadisi olmayanı var. Neyin ne olduğunu hocalar yüzlerce yıldır tartışıyorlar. Yani zaten onu da söyledi. Benim demek istediğim oydu. Yani sekülerlerin hayatı daha kolay o anlamda. Yani insan hayatı kutsaldır. Noktadan yola çıkıp her türlü adımı ben atabilirim ama orada olmuyor. Yani öbür tarafta öyle olmuyor. Buyurun. Jale Yanılmaz benim ismim. Bahar Hanım, ben önce çok tebrik etmek istiyorum. Çok mutlu oldum. Yani bu oluşumdan haberim yoktu. İnşallah bütün Türkiye'nin haberi olur. Ümidindeyim. Yani bu kanaldan böyle bir mücadeleyi başlatmış olmanızdan ben son derece mutluluk duyuyorum. Benim alanım da sosyal psikoloji. O açıdan özellikle benim ilgimi çeken bir soruyu sormak istiyorum size. Şimdi özellikle medyada muhafazakar, aslında nasıl, bu kavramlar o kadar karıştı ki kullanırken ben çok sıkıntı çekiyorum. İslami bayan yazarlarımız var ve bunlar o da çok garip geliyor. Ben de dindarım, aynı zamanda laik bir insanım. Bu iki kavram bile ayrıştırılıyor artık bu dönemlerde. Enteresan. Kadını maalesef ötekileştiren ve aşağı çeken söylemleri oluyor. Yani Müslüman bir kadın olarak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve onlardan bir tepki alıyor musunuz? Artı bu oluşumunuza kadınlardan istediğiniz, beklediğiniz oranda desteği alabiliyor musunuz? Onların eğitilmeleri ve bazı konular. Çünkü kadın daha aydın. Yani muhafazakar kesim diyeyim, öyle bir ayrışma olduğu için kusura bakmayın, böyle demek zorunda kalıyorum. Kadını daha aydın, daha aklını kullanabilen, daha şekilden, daha evrensel ilkeleri benimseyen, yani bazı dinamiklere daha değer veren bir kişilik diyeyim. Siz bu kadınlarda bu yeterli desteği görüyor musunuz kendi çevrenizde? Müslüman kadın. Şimdi ben bir anımı anlatmak istiyorum bu soruya cevap vermek için. Özgecan için biz gıyabi cenaze namazımı kıldık. Sonra bu haber oldu evrenselde. Evrenselde benim fotoğrafım görünmüştü. Fotoğraf kalitesinde ben vardım. Sosyalist bir arkadaşım haberi paylaştı kendi Facebook hesabında, beni etiketleyerek ve şey dedi. Bahar arkadaşımız bizim acımıza ortak oldu. Çok sinirlendim. Yani çok sinirlendim. İyi niyetli bir arkadaş.
kırmak istemiyorum kendisini. Başka bir ortak arkadaşla konuştum. Dedim ki bu nedir? Hani ben nasıl bir kadının ölümüyle, hani ölümünü üzülerek, onun için bir şeyler yaparak onun acısına ortak olabiliyorum. Bu zaten benim acım. Hali hazırda benim acım. O benim acıma ortak olabilir en fazla. Hani diyorum. Tamam. Sosyalist erkek arkadaş mı? Sosyalist erkek arkadaş. Evet, sosyalist. Ha, tamam. Evet. Hem de çam devirmiş yani adam ama. Tamam diyor, ben konuşacağım onunla, tamam diyor. İşte konuşuyor falan, sonra işte ben konuştum o arkadaşla yüz yüze direkt olarak. Ya işte ben hani aslında iyi bir şey yaptım, ben iltifat etmeye çalıştım sana orada. İşte hani var ya dedi, bu Nihal Bengüs'ü karacılar var mesela, işte onlar öyle yapıyor, sen böyle yapıyorsun. Yahu bana ne? Hani ben hayatım boyunca Nihal Bengüs'ü karacıyı sırtıma alarak mı yürüyeceğim? Ya da ben herhangi bir sağ kanatta... kendini gösteren bir kadın yazarı günahını ödeyerek mi ilerleyeceğim mi? Bedelini ödeyerek mi ilerleyeceğim? Ben bundan hiçbir şekilde mesul değilim zaten. Ben kendi tavrımı ortaya koyarım. Bu beni onunla farklı bir noktaya yerleştirirse yapacak bir şeyim yok. Demek ki doğru noktada olduğumu düşünürüm veya kendimi sorguya çekerim. Bu çok başka bir şey. Hani bu soruyu sorma şeyinizi, ben de eğer farklı bir noktadan, yani başkasına öteki olarak bakan bir insan olsaydı muhtemelen benim de aklıma böyle bir soru gelirdi. Ama sorunun hali hazırda kendisinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Oldu mu? Oldu, oldu. Bir de şöyle bir şey var. Mesela tüm Türkiye bu örgütü bilmeli, tanımalı, çok hoş bir şey. Evet, çok nazikçe. Fakat hani böyle bir iltifada mazhar olmak da biraz can sıkıcı. Çünkü şöyle, mesela biz Hrant Dink yürüyüşüne gidiyoruz, işte 8 Mart'a gidiyoruz. Ben çoğunlukla hoş geldiniz, teşekkür ederiz, hani sizi görmek ne kadar güzel gibi şeylerle karşılaştım. İlk başlarda canım çok sıkılıyordu, hani yahu niye? Benim yerim burası. Ben gezide olmam gerekiyordu ve giderim, bu benim bireysel inisiyatifimdi. Niye beni böyle bu kadar hoş geldin diyerek karşılıyorsun? Fakat artık bir yerden sonra şeyi fark ettim, hani ya tanışmamışız bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Tamam, ben kızıyorum. Evet, bu da hoş bir ayrımcılık, yani daha makbul bir ayrımcılık. Ama yapacak bir şey yok. Sanırım biz önce bir tanışmamız gerekiyor. O arada birbirimize hoş geldin dememiz gerekiyor. İşte ve sonra devam etmemiz gerekiyor. Sabah konuştuğumuz konu da buydu. Makbul ayrımcılığın sakıncaları. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok böyle benim... Tabii, var mı başka soru? Seni mi unuttuk Zeynep? Pardon. Benimki aslında soru değil ama biraz önceki arkadaşımın söylediği sözcüğe takılmaktı. Çünkü daha çok bu türlü konulardan bahsederken biz Müslümanlar seküler kesimden şöyle gördük falan. Söylemi aslında doğru bir söylem değil. Sonuçta o seküler kesimde inançlı insanlar ve Müslümanlar, ona başka bir şey bulalım. Yani bir haberci diliyle ben biraz onun düzeltilmesinden yanayım. Bu çünkü Zaman Gazetesi'ndeki arkadaşların da çok diline yerleşmişti. Biz ortak gazeteciler bir araya geldiğimizde aynen buna benzer bir dil kullanılıyordu. Sizin de bu konudaki hassasiyetinizi çok katılıyorum. Yani size özel ilgi gösterilmesinin hiçbir gerekçesi yok. Siz de bu ülkenin vatandaşı olarak birçok acıya tabii ki tepki göstereceksiniz. Biz Müslümanlar yerine belki biz muhafazakar Müslümanlar ya da dindar Müslümanlar falan diyerek belki orayı güçlendirerek diğerlerinin Müslümanlığını da teslim ederek, tabii bu arada seküler olan insanların, daha kendilerini layık gören insanların, o konuda bir söylem geliştirirsek belki biraz da bu konuya katkı sağlamış olursunuz sivil toplum kuruluşu olarak. Ben bunu düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Peki. Peki başka? Orada bir soru. Tamam, mikrofon bitti mi? Çok iyi. Başka soru? Göremiyorum ki. Tamam. Tamam. Mikrofon sizde. Tamam, buyurun. Tamam. Teşekkür ederim bu arada konuşma için. Çok güzel. Karanlıkta yok, kalmışsınız. Yok yok, estağfurullah. Konuşma için teşekkür ederim. Çok güzel bir konuşmaydı. Yani dinlerken çok keyif aldım. Şimdi 80'lerin başı ya da 70'lerin sonunda kendiliğinden zuhur diyalektiğinden bugüne aslında anti-otoriteryen İslami hareketler çok değişim, gelişim gösterdiler ve çok güzel bir gelişim gösterdiler bence ve bir hani böyle bir sanki yeni bir İslami Rönesans'ı yaşıyormuşçasına bende bir
hissiyat yaratıyor. Yani hani bir İslami Rönesans'ın ilk adımları atılıyormuş gibi. Şimdi birçok farklı grup var tabii işte antikapitalist Müslümanları bir bütün olarak almamak gerekir ama hadi bir bütün olarak alabiliriz. İşte siz varsınız vesaire vesaire. Bu farklı patikalardan yürüyen hak temelli veya hani anti-otoriter veya yeni toplumsal İslami hareketlerin ortak buluşup hani yürüyebilecekleri bir ortak bir yol, yani bu patikaların birleşeceği ortak bir yol görüyor musun? Yani hani kimlerle? Böyle hı? Efendim? Kimlerle ortak bir yol? Yani hani diğer yeni toplumsal hareketler içerisinde hareket eden Müslüman gruplarla, mesela antikapitalist Müslümanlar olsun, başka gruplar olsun, yani İslami hareketler içerisinde veya Müslüman kesim içerisinde hani yeni bir hattan, biraz önce bahsettin, hani biz bir feminist veya hani kadına yönelik şiddete karşı bir hat inşa etmek için bu yola çıktık. Hani bu patikayı açmaya çalıştık diyorsun. Yani bu hatların birleşeceği ve daha topyekün ve daha farklı bir işte toplumsal hareket olarak ortaya çıkacağı bir yol sence mümkün mü? Yani biraz geniş bir soru olmuş olabilir ama senin görüşünü almak istedim bu konuda. Ya öncelikle şunu söyleyeyim, benim şöyle bir fikrim var, yani henüz çok gencim, bu fikrim belki doğru olmayabilir, yanlıştır belki, ileride bunu öğreneceğim. Bana kalırsa muhafazakarlar, Müslümanlar, nasıl desem, bu adlandırabileceğimiz kesim şimdiye kadar iktidarı amaçladılar. Çoğunlukla onun için mücadele ettiler, belki çoğunluk olarak, ana akım olarak. Bu yüzden de başka şeylere çok odaklanamadılar fakat muhafazakar bir iktidarı gördüğümüzde ve o iktidarın eksik gediklerini fark ettiğimizde bu insanlar itiraz etme noktasında farklı şeylere, noktalara sürükleniyor. Bu antikapitalist Müslümanlar belki buna bir örnektir. Biz kadın hakları mücadelesinde onlarla ortaklaşabilir miyiz? Ben kadın hakları mücadelesinde bir kadın örgütüyle ortaklaşabilirim. Onlarla hani beraber yola çıkarım. Burada onun seküler olması veya Müslüman olması, ya dindar Müslüman olması veya başka bir yerden olması beni çok ilgilendirmez. Önemli olan ortaya nasıl bir şey koyabileceğimiz. Antikapitalist Müslümanlarla, antikapitalist Müslümanların kadın politikalarını çok fazla bilmiyorum. Eğer gelip konuşursak, ki onlarla beraber iş yapmışlığımız var aslında biz. Gıyabi cenaze namazında orada da bizim arkadaşlarımız vardı. Belki bilmiyorum. Başka? Demin söylediğiniz ayeti kerime neydi? Onu bu konuşmanın manşeti yapalım. Erkek kadın. Hangisi? Bir tane ayet söylediniz demin. Ayet. Ayetin erkek tam kadın almak istiyorum. Tamam. Alabilir miyim? Tabii tabii. Ben aklımda tutmaya çalıştım ama. Ali İmran 195, ister erkek ister kadın olsun, benim yolumda çaba gösterenlerden hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Kaydedebildik mi? Bir kere daha. İster erkek ister kadın olsun, benim yolumda çaba gösterenlerden hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Ali İmran 195. Çok teşekkürler. Sağ olun, hoş geldiniz.